Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Azabından affına, gazabından rızasına sığındığımız Yüce Rabbimize hamd ederek, önderimiz, rehberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun diyerek programımıza başlayalım değerli Camia TV izleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Değerli Camia TV izleyicileri, bugün Biz Bir Aileyiz programının izin dönemi öncesi son canlı yayınını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Ekim ayı itibariyle yeni yayın döneminde daha farklı bir konsept, yine önemli konu ve konuklarla evlerinize misafir olacağız kıymetli izleyiciler. Evet, bugün tatil öncesi son canlı yayınımızın yine çok önemli bir konusu ve değerli bir konuğu var. Bugün kutsal topraklara yolculuk yapacağız inşallah. İçerisinde bulunduğumuz süreç içerisinde biz Müslümanları ciddi anlamda etkileyen, gönlümüzü, kalbimizi burkan Mekke, Medine hasretini gidermeye gayret edeceğiz. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın en önemli ve en kaliteli hizmetlerinden bir tanesi olan hac umre seyahatlerini ve kültür turlarını konuşacağız. Ve bu güzel ziyaretlerin çocuklarımıza, gençlerimize ve biz yetişkinlere faydalarını bize ayrılan süre içerisinde ele almaya gayret edeceğiz. Ve ayrıca yine programımızda bu güzel ziyaretlerin aile bağlarına faydasını da konuşacağız. Ve bu söyleşimizi bu konudaki en yetkili kişiyle, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanı Tahir Köksoy Bey ile gerçekleştireceğimiz söyleşi de ele alacağız inşallah. Eğer sizler de bu söyleşiye ortak olmak, merak ettiğiniz sorulara cevap bulmak ve bugüne özel olarak bizlerle hac, umre veya kültür turlarına dair hatıralarınızı paylaşmak istiyorsanız 0221 942 240 160 numaralı WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşabilir, sorularınızı ve hatıralarınızı ulaştırabilirsiniz. Eğer Almanya dışından yazacaksanız ülke kodumuz 0049 değerli izleyiciler. Şimdi her zamanki gibi çok kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında güzel söyleşimizle sizlerle birlikteyiz. İyi seyirler. Bir sevdadır bizimkisi, kutlu bir sevda. Alemin kelamına mana katmak için sayde yüreğimiz. Yarım asır önce 9 kişiyle başlattığımız hac yolculuğunda İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları olarak 50 yıldır aynı heyecanla nöbetteyiz. İbrahimi Pazar'da Allah'ın misafirlerine muhabbet ikram etmek için yarım asırdır koşuyoruz. Koşuyoruz gönül ayaklarımızla ve biliyoruz ki aşkla koşan yorulmaz. Milli Görüş'te hacca gelmekten çok memnunum. Zaten Milli Görüş'te hacca gelmek için buraya kadar durdum yani bu zamana kadar. Her türlü yardımlarda bulundular. Ben çok memnunum. Tekrar gelmek istersen Milli Görüş'le gelirim. Memnunuz çünkü. Ben Milli Görüş'ün hizmeti süper bir hizmeti var. Kadrosu güzel bir kadrosu var. Hepsinde Allah razı olsun, biz memnunuz. Allah razı olsun. Hepsinde her işleri mükemmel yani. İbadetlerim. Her şeyi çok güzel yapıyoruz. Otobüsler hazır. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuzun olduğunu söylemiştim. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanımız Tahir Bey bizlerle birlikte. Tahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah nasılsınız? Razı olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, şükür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bu bizim izin öncesi son canlı yayınımız. Sizleri konuk etmekten biz çok mutluyuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Bir program klasiğimiz sizi tanımak istiyoruz. Belki pek çok izleyen şu an sizi tanıyor ama hac, umre ve seyahat işleri başkanı olarak sizi tanıyorlar. Tahir Köksoy özünde kimdir? Bizlere kısaca tanıtır mısınız kendinizi? Evet, Allah razı olsun. Ben de öncelikle
Yayınımızın haylara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii ki Ramazan ayında birçok güzel programlarla evlerin Ramazan ayında değerlendirme ve programlar yaptınız. Ben özellikle çok güzel programlar olduğundan dolayı da şahsınızda bütün Camia TV ekibini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tahir Köksoy 1976, Ardahan doğumluyum. Bayburt değil. Bir ara herhalde Ramazan'da Bayburtlar ama yakınsınız. Vardı. Evet. Tahir Bey, uzak değilsiniz. Ardahanlı ve bir yaşında Almanya'ya gelmişiz. Ve o tarihten beri de Avrupa'da ve Almanya'da Köln şehrinde ikamet ediyorum. 1991-98 arası Mısır'a bir vesileyle gitmemize vesile olan kardeşlerimiz oldu, hocalarımız oldu. Orada El Eser'de tahsilimizi yaptık. Ve 97 tarihi itibariyle de İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Haç ve Ümre Başkanlığı'nda göreve başladık. İlk haçımız 1997'de oldu. Ve ondan beri de Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bu sene ilk olacak. Ancak o tarihten beri de hac hizmetlerinde gidiyoruz, hizmet ediyoruz. Evliyim, iki çocuğum var. Ellerinizden öper, iki tane oğlan evladımız var. Ve tabii birçok görevde bulunduk. Onun yanı sıra ilk görevimiz teşkilatta Köln Ömer Faruk Camisi'nde gençlik başkanlığı olduk. Köln bölgesinde gençlik ve yakasında olduk. İrşat başkanlığında Köln bölgesinde kısa bir süre görevimiz oldu. Onun sıra genel merkez gençlik teşkilatında MYK görevlisi olarak hizmet ettik. Ve tabii asıl görevimiz de Haç ve Ümre Başkanlığı'nda o tarihten beri hizmet ediyoruz. Cenab-ı Hak utandırmasın, hayırlı Amin. Hizmetlere vesile kılsın inşallah. Amin inşallah. Hocam önemli bir şey söylediniz. İlk defa bu sene gidemeyeceğim dediniz. Kaç senenin üzerine ilk defa olacak? 97'den beri Cenab-ı Hak nasip Yaklaşık etti. Yaklaşık 23 sene mi oluyor? 23-24. Senede malum olaydan sonra biraz sonra kısa değineceğiz. Evet. Bu sene böyle gözüküyor bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Evet Tahir Bey, şimdi İslam Toplum Milli Görüş haç hizmetlerinin önce kısaca bir tarihçesinden bahsedelim. Nasıl başladı, nasıl devam etti? Bu konuda en önemli ve doğru bilgileri sizden alacağımıza inanıyorum. Allah razı olsun. Tabii kısa bir zaman içinde 50 yıllık yani yarım asırlık hizmeti tarif etmek mümkün değil. Ama özetlemeye gayret edelim. Teşkilatımızın ilk kuruluşundan beri bu çalışmalar hamdolsun startı verilmiş. 1969 yılında. Tabii teşkilatın temelleri atılırken birçok hayırlı hizmete vesile olan bu güzel çalışmalara bir tanesi de Haç ve Ümre Başkanlığı olmuş. O dönemden bu işin startını veren Doktor Rüştü Banaz abimizin ifadesini burada paylaşmak isterim. Avrupa'da tahsil etmek için gelen büyüklerimiz ve tedrisat yaparken bir ibare okuyorlar. Ayet-i Kerime'de de sizlerin de bildiği gibi Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim ve etimul hacce vel umrete lillah sadakallahu lazim. Bu ayeti okuyorlar ve tabi ayetin devamında da kimin gücü yeterse, durumu varsa, ailesine bakacak, sağlık sıhhati yerindeyse hac farzdır, Allah'a karşı bir borçtur ifadesini okuyunca gelin biz aynı zamanda bir hac organizasyonu başlatalım diye 1969 yılında 9 kişiyle hacca gidiyorlar. Tabii ki şu andaki teknoloji imkanları olmadığı bir süreçte bu çalışmaları yaparken o dönemde de sadece hac vizesini almak için imkan İngiltere'deymiş, Londra'da. Bir şekilde Londra'ya ulaşıyorlar ve tabii zamanımız biraz kısıtlı olduğu için özetliyorum. 3 gün sürüyor Mekke'ye varışları. Yani Cidde'ye gidiyorlar, oradan oteli bulma vesaire. Tabii temeller bu şekilde atılıyor. Tabii bu temellerin bereketi dava şuuruyla ve teşkilat şuuruyla, teşkilatta hakikaten bütün çalışmalarımızın temelinde olduğu gibi Haç ve Ümre'de de bu ihlasla, samimiyetle yola çıkan büyüklerimizin adımlarıyla 1969'da 9 kişiyle başlıyor. Sonra 10 binlerce insana Haç ve Ümre aynı zamanda kültür gezileri yapmalarına vesile oluyorlar. Cenab-ı Hak emeği geçen bütün büyüklerimizden, ahirete irtihal etmiş bütün büyüklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Burada da özellikle haç işlerinde olduğu için Sefer Ahmetoğlu hocamız biz talebeyken ilk haçımızı yaptığında kendisiyle tanıştık. O zaman haç emiriydi. Çok büyük katkıları var. Çok büyük emekleri var. Bu büyüklerimizin katkılarıyla, destekleriyle o kısıtlı dönemde çok büyük işler yapmışlar. Ve Allah'a hamdolsun şu anda da Avrupa'nın en büyük haç kotasına sahip olan ve Avrupa'nın marka haline gelmiş Haç ve Ümre Başkanlığı'na vesile olmuşlar. Evet, Allah razı olsun onlardan. Ölenlere de rahmet dileyelim. Amin. Şimdi ikinci soruya geçmeden önce çok ilginç bir izleyicimiz bir şey yazmış. Sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki
Selamünaleyküm. Programınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizden ricamız, böylesine önemli bir süreçte yayına çıkan Haç Birim Başkanı Tahir Bey'in sağlıklı bilgilendirme yapabilmesi için yayını uzatmanızı istirham ediyorum. Şimdi rejideki arkadaşlar artık affınıza sığınacağız. Yani biz herhalde bayağı uzun bir süre buralardayız. Allah razı olsun. Şimdi 2019 yılı, geçen sene siz 69 yılında başladığını söylediniz. 2019 yılı özel bir yıldı Haç organizasyonu için. 50. yılıydı. Dolayısıyla sizin de farklı hazırlıklarınız oldu bu organizasyonda. Bize kısaca 50. yıl nasıl geçti? Organizasyondaki yeni hazırlıklar nelerdi? Onlardan bahsedebilir misiniz? Allah razı olsun. Tabii bu çalışmalar hakikaten çok büyük arka planda emek isteyen, gayret isteyen çalışmalar. Sadece kişilerin değil, büyük komisyonlarla biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hı hı. Tabii buradan bizi izleyen şube haç sorumlularımıza, bölge haç sorumlularımıza, bölge başkanlıklarımıza, bütün birimlerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 25 kişilik bizim haç komisyon ekibimiz var. Bütün hı hı. altyapıyı, operasyonu organize eden. Tabii 2019 sezonu bizim için özel bir sezondu. Çünkü 50. yıl teşkilatımızla beraberce icra ettik. Tabii ki bunun hazırlıklarını aylar önce başlattık. Hı hı. Allah'a hamdolsun çok başarılı bir haç sezonu oldu. Ve tabii farklı projeler, farklı planlar yaptık 50. yıla has. Mesela bir app programı oluşturduk. Hacılarımızın rahatlıkça 7 dilde birçok kitaba ulaşabileceği, duaları okuyabileceği, çok tavaf güzel. Esnasında kulaklarını takıp app üzerinden duaları dinleyebileceği ve bütün 24'e yakın haç ümre eserlerimiz var. Onları içine koyduk farklı dillerde ve hacılarımız bundan istifade etti. Aynı zamanda 50. yıl dergimizi anılarla dolu gerçekleştirdik. Evet, şöyle. Bir tane örnek masada duruyor. Evet, bütün izleyicilerimize aynı zamanda genel merkez üyelerimize teşkilatımızın hı hı. ev adreslerine gönderdik. Tabi burada 50 yıldan beri emeği geçmiş hayatta olan abilerimize, büyüklerimize röportajlar yaptık. Ve aynı zamanda tabii farklı konseptler, haç malzemesi olsun, işte hı hı. görevlerle, farklı eğitimlerle hacılarımızın sağlıklı ve güzel bir haç ibadetini yerine getirmelerini gayret gösterdik. Hamdolsun kusursuz, eksiksiz. Hatta geçen sene hac uçuşlarından bir hafta önce Almanya'da bir kısım hacılar başka kurumlarda haç vizesi alamayınca onlara da yardımcı olduk. Onların da duasını aldık. Hı-hı. Allah'a hamdolsun hacılarımızla sağlıklı bir şekilde gidip geldik. İki tane vefatımız oldu geçen sene. Allah o kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Genel itibariyle 50. yıl bizim için şahsım olmak üzere görev alan bütün kardeşlerimizin müstesna bir yıl oldu. Hı hı. Hamdolsun başarıyla da bir haç organizasyonu gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Kurum olarak nice 50 yıllara diyeceğiz İnşallah. Bundan sonra. Nice Şimdi 50. yılla alakalı güzel bir videomuz var. 2019 haç organizasyonunun Arafat görüntüleri var. Müsaade ederseniz izleyicilerimizle onu paylaşalım. Değerli izleyiciler, küçük bir VTR'den sonra tekrar birlikteyiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne seçkin insanlarsınız. Gençlerimiz, hanımlarımız, beylerimiz hep birlikte buraya geldik. Allah'ın davetine icabet ettik. Buyur Allah'ım, buyur dedik. Emrine amadeyiz dedik. Allah'ım, biliyorum ben layık değilim buraya gelmeye. İsyanım var, günahım var, hatam var. Lütfettin, çağırdın Allah'ım. Sonsuz sana şükürler olsun. Artık söz veriyorum Allah'ım. Şu Arafat meydanında eskisi gibi olmayacağım. Müthiş bir dönüşüme tabi tutulacağım. Peygamberi bir duruş sergileyeceğim. Ammar gibi olacağım. Esma gibi olacağım. Sümeyye gibi olacağım. Ali gibi olacağım. Talha gibi olacağım. Avrupa'nın ücra köşelerinde, Amerika'sında, Avustralya'sında, Kanada'sında, İtalya'sında, Türkiye'sinde, dünyanın neresinde olursa olsun ben artık sahabe gibi olacağım. Onların yolunu takip edeceğim. İşte bu Arafat, bu oturuş, bu ayakta durma, bu dua, bu vakfe onlara söz vermektir. Onların yolundan gitmektir. Allah onların yolundan giden kullarından eylesin. Subhaneke la nuhsi senaen aleyk.
رحمتك ما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. آمين kalbimden istediğimi ver demek. Amin amelimi mühürlü arşa kaldır da daraldığımda terazimin gözüne geri getir demek. Amin ümidimi kırma demek. Ya Rabbel Alemin, huzurundayız, ayaktayız, suçumuzla ayaktayız. Babamız Adem'i ağlata ağlata bağışladın, bizi de bağışla ya Rabbi. İlahi, günahlara tövbe etmenin karşılığı, günahlara tövbe etmenin karşılığı, yürekte duyulan pişmanlıksa şayet, sana yemin olsun ki, İzzet ve celaline yemin olsun ki, yaptıklarımızdan bin kere, yüz bin kere pişmanız ya Rabbi. Sen büyüksün ilahi. Şu rahmet nasıl yağıyorsa, yağmuru şu vakfe anında nasıl yağdırdınsa, rahmetini de yağdır ya Rabbi. Allah'ım, kudretin hakkı için, Allah'ım, kudretin hakkı için tövbemizi kabul buyur. Evet değerli izleyiciler, gerçekten çok güzel görüntüler. Rabbim inşallah hepimize tekrar oralara gitmeyi nasip eylesin. Tamam. Evet Tahir Bey, şimdi gerçekten ben mesela Türkiye'de de çok geniş bir çevrem var. Türkiye'ye gittiğimde farklı kurumlarda hizmet eden arkadaşlarım var. İslam Toplumu, Milli Görüş Teşkilatları, Hac Umre Organizasyonu deyince herkes tanıyor. Ve gerçekten bir marka haline geldi. Yani teşkilatı yapı olarak tanımayan kişiler bile Hac ve Umre Organizasyonu'nu da biliyorlar. Ciddi anlamda bir marka haline geldi artık. Bu başarının sırrı nedir? Allah razı olsun hocam. Tabii çok önemli bir soru. Demin de girişte de ifade ettiğimiz gibi ihlas ve samimiyetle ve dava şuuruyla bu çalışmaları yapmak ve yapılmasından dolayı da Cenab-ı Hak bunun bereketini veriyor. Bu büyüklerimiz 1969 yılında Allah rızası için bu yola çıkmışlar ve bunun bereketi bu zamana kadar da yansımış. Tabii bu çalışmaların marka olması kolay değil. O dönemden bu döneme kadar birçok haç koordinatörü, haç müdürleri her gelen güzellikler katmış. Bir şeyler, projeler üretmişler ve iyi olması için gayret göstermişler. Hepsi de aynı samimiyetle bu çalışmaları yapmış. Dolayısıyla o dönemden bu döneme tabii ki bir fark var. O da o dönemde kısıtlı dönem, yani imkanların çok az olduğu, hatta giden kardeşlerimiz hatırlar, 1990 yıllarında bir odada 35-40 hacının kaldığını hatırlarlar. Yani o dönemler kısıtlı dönemlerdi. Şu anda tabii imkanlar gelişti, teknoloji gelişti. Biz de bu teknoloji içinde daha neler yapabiliriz? Demin de ifade ettiğim gibi app çalışmalarından tutun, işte sanal alemde ve Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de bu işi profesyonel ve daha güzelleştirme açısından gayretler gösteriyoruz. Tabii marka olmasının sırrı birincisi demin ifade ettiğim gibi dava şuuruyla ve ihlas ve samimiyetle çalışmak. Bizim gönüllü insanlarımız bu işte çok büyük emeği var. Yani şubelerdeki kardeşlerimiz sadece Allah'ın rızasını ve duyufur rahman dediğimiz, yani Rahman'ın misafirlerinin duasını almak için gece gündüz koşuyorlar. Ben çok iyi biliyorum ki şubedeki hacı abimiz bir hacı daha teşkilatımıza kaydedeyim diye evlere kadar gittiklerini biliyoruz. Maşallah. Aynısı bölge hac sorumlularımız için de geçerli. Tabii ki bu işin marka olmasının biz her zaman seminerlerde, eğitimlerde de ifade ederiz. Milli Görüş Hac Organizasyonu, tabii diğer organizasyonlar da var dünya genelinde, birçoğu var ama bizim kafile ve grup başkanlarımız, hanım görevlerimizin bir özelliği var. Ve bu özellikle hep bütün çalışmaları bir karşılık beklemeden Allah'ın misafirlerine hizmet etmek ve onların duasını kazanmak. Yani karşılığında bir maddi beklenti değil. Evet. Sadece Duyufur Rahman'ın acaba nasıl duasını alırız diye o düsturla, o gayretle çalışmalar yapan bütün hocalarımızın çok ciddi katkısı var. Biz her zaman söyleriz, hacıları 7 yıldızlı otele götürün. Ki 7 yıldızlı otel yok Mekke-i Mükerreme'de ama götürün, konakladın. Kafile ve grup başkanları samimi ve ihlasla çalışmadığı an hacıya hac ibadetini işleyecek şekilde, haccın şuurunu yaşatacak şekilde şayet bir görev yapmadığı takdirde
hacı adayı veya ümreci adayı otele bakmıyor. Ama hocamız en kötü otele götürün, hacınızı koyun. Samimiyetle, ihlasla hac şuurunu, hac ibadetini eğer hacısına yaşatıyorsa hacı adayı öbür taraftaki eksiklerin hiçbirini görmüyor. Biz her zaman bunu söylüyoruz ve bizim de en büyük özelliğimiz hac menasik dediğimiz, yani hac ibadetinde, irşadında kusursuz bir hac ibadeti ve ümre ibadeti yaptırmaya gayret ediyoruz. Asıl başarı, asıl marka bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz şimdi konuşurken ben kalben o kadar tasdik ettim ki, geçen sene Allah nasip etti, biz de görevli olarak Aralık Umresi'nde görev yapma fırsatı bulduk. Geldiğimde özellikle birim başkanım bana sorduğunda Elif nasıl geçti diye, ilk söylediğim şuydu: ben bize hayran oldum dedim. Yani gerçekten günlerce uykusuz abilerimiz umrecilere hizmet etmek için ciddi bir gayret içerisindeler. O samimiyeti orada yakaladım, yani ben de yakaladım açıkçası. Çok önemli bir şey söylediniz. Mesele orada otellerin lüks olması vesaire değil, o manevi şuuru yaşatabilmekte. Allah razı olsun Elif Hocam. Araya da giriyorum ama. Tabii buyurun. Tabii kafile grup başkanlarımızı söyledik. Ancak bunun da arka planında operasyonu yöneten yüzlerce haçta, ümrede de yoğun dönemlerde görevli kardeşlerimiz var. Mekke-i Mükerreme'de görev yapan kardeşlerimiz, Medine-i Münevvere'de daha yola çıkmadan burada vizeden tutun. Arkada, yani ben şunu çok gördüm. Doktor olmuş kardeşimiz gelip orada serviste hacılara hizmet ediyor. Doğru. Mühendis olmuş kardeşimiz gelmiş orada emanette, hacıların emaneti kaybolmasın diye gece gündüz orada nöbet tutuyor. Yani bu kardeşlerimiz hac yapayım diye gelmiyorlar. Ki imkanları var, gidebilirler. Avrupa'da yaşayan herkesin hac yolculuğuna gidecek imkanları vardır. Ancak biz çok samimiyetle söylüyoruz bunu her zaman. Bu kardeşlerimizin gayesi, hedefi acaba bir hacının duasını alıp bir şekilde hayra vesile olabilir miyim diye onun gayreti içindeler. Evet, ve bunun anlayış, da bereketi buradan geliyor. Aynen öyle. Gerçekten hizmetlere de yansıyor. İnsanların gönlünde bıraktığı ize de bu yansıyor kesinlikle. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi dünya genelinde de ciddi bir yapılanma var hac, umre ve seyahat işlerinin. Bu bağlamda yenilikler nelerdir? Dünya bağlamındaki bu yapılanma ve kurumsallaşma süreci nasıl gelişiyor? Bunun hakkında da biraz konuşalım. Allah razı olsun. Tabii Elif Hocam, teşkilatımız her alanda kendisini sürekli yeniliyor, geliştiriyor. Eğitimden tutun, irşadına kadar. Kadınlar Teşkilatımız, Kadınlar Gençlik Teşkilatımız, Gençlik Teşkilatımız, ana birimler her sene yeni projelerle kendini geliştirerek Avrupa'daki Müslümanlara ciddi katkı ve eğitim sağlıyorlar. Hac ve Ümre Başkanlığı da tabii kendine alanında ciddi son yıllarda, belki son 10 yılı ele alabiliriz, projeler geliştirdi. Bunlardan en önemlisi, biraz sonra kısaca da değineceğiz, daha güzel kültür gezileri yapmak, insanları şuurlandırmak ve bilinçlendirmek için mesela Bosna'da Turba Seyhat Ajantası açtık. Bosna'ya giden kardeşlerimizi karşılıyorlar orada. Oranın tarihiyle ilgili biraz sonra kısa değineceğiz. Çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'de Hennes Tur şirketimizi kurduk. Birçok ilimizde şube açtık. Türkiye'de de hacılarımıza, ümrecilerimize hizmet etmek için orada çalışmalar yaptık. Aynı zamanda da Avrupa genelinde birçok noktada seyahat ajantaları açtık. Ve sadece hac ve ümre değil, malumunuz insanların dünyada da bilinçlenmesi, şuurlanması için bu kültür gezilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Yapılanma olarak tabii ki şubelerden tutun bölgelere kadar, Avustralya'dan tutun Kanada'sına kadar bu yapı hamdolsun teşkilatımızın bütün birimlerinde olduğu gibi Hac ve Ümre Başkanlığı'nda da oldu. Şu anda yeni hatlar açmaya çalışıyoruz. Hamdolsun teşkilatımız Japonya'da teşkilatını kurdu. Evet. Ve inşallah oradaki idaremizle beraber görüşmelerimiz devam ediyor. Japonya'dan tutun Amerika'da biliyorsunuz temsilciliğimiz ve bölgemiz kuruldu. Orada da eksiğimiz vardı. Amerika'da olsun. Birçok noktada da inşallah bu sıkıntılı süreçler aşıldıktan sonra ciddi projeleri inşallah teşkilat olarak takip etmiş olacağız. İnşallah. Bir de burada bir parantez açmak istiyorum. Şöyle de bir duyumumuz var. Yabancı dil noktasında da organizasyonun ciddi bir yapılanması var. 7 dilde haç organizasyonu yapıyorsunuz. Tabii biraz sonra, evet, Allah razı olsun, kısa kısa konulara gireceğiz. Ama vaktimiz tabii yeterli olmasa da özetlemeye gayret edeceğiz. Biz son yıllarda en çok haz aldığımız çalışmalardan bir tanesi de sadece Türk vatandaşlarımıza değil, Müslüman olan bütün kardeşlerimize hac ve ümrede ve aynı zamanda kültür gezilerde hizmet etmek için projeler geliştirdik. Bunlardan en güzeli de işte haçta
kafilelerin içinde misal Arnavut olan, Afganlı olan kardeşlerimiz hocalarımızı anlamıyordu. Hac ibadetini yapıyorlardı ancak bazı noktalarda bilgi eksiğiyle geliyorlardı. Evet. Ve bunu komisyonda arkadaşlarla değerlendirerek her dilde, 7 dilde demin ifade ettiniz, 7 dilde biz kafileler geliştirdik. İlk Almanca kafileyle başladık. Ve Almanca kafilemizin ilk kafilesi 40 kişiyle başladı. Yani hem Alman Müslüman olmuş kardeşlerimize hem de sadece Almanca konuşan kardeşlerimize. 2019 yılında 320 tane Almanca kafilede sadece hacı adayımız vardı. Maşallah. Aynı zamanda Fransa'dan gelen kardeşlerimiz hem Fransızca hem Arapça. Çünkü Fransa'da Arap kardeşlerimiz çok. Evet. Flamanca, Türkçe, İngilizce, İngiltere ve Avustralya'dan gelen kardeşlerimize ve dünyada da 7 dilde hac ve ümre organizasyonu yapan tek kurumuz. Onu da o şekilde ifade edebilirim yani. İşte o yüzden bir marka haline gelmişiz demek ki. Şimdi bir de Türkiye'deki organizasyona değinelim. Çünkü Anavatan'dan da şu anda bizi çokça seyreden izleyicimiz var. Türkiye'deki hacı adaylarına ve umrecilere de hizmetimiz var. Bu bağlamda da orada bir kuruluşumuz var. Bunun hakkında da biraz konuşmak gerekirse. Allah razı olsun. Türkiye'de Hennes Tur ve Hattam Tur var. Daha ön planda olan Hennes Tur'umuz birçok ilimizde İstanbul'dan Ankara'ya, Bursa'dan Kayseri'ye kadar birçok ilimizde temsilcilikler verdik, kendimiz açtık. Dolayısıyla buranın asıl çıkış noktası şuydu. Bize demin de ifade ettiniz, birçok yere gittiğimizde biz de sizinle ümreye gelebilir miyiz, hacca gelebilir miyiz gibi ifadeler ki Suudi Arabistan'a gelen Türkiye'den hacılarımız, ümrecilerimiz yapılan hizmetleri görünce ki özellikle Arafat Vakfesi'ne birçok insan ki Arafat Meydanı'nda bizim çadırlar almıyor. Evet. Arafat Vakfesi'ni milli görüşle yapalım diye birçok kardeşimiz katılıyorlar, geliyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Biz de şöyle bir proje geliştirdik. Türkiye'den, tabii Türkiye'nin kendine göre kuralları var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın orada kura sistemi var biliyorsunuz haçta. Ancak Ümre'de böyle bir sistem olmadığı için akrabalarıyla İstanbul'da buluşturup aynı kafilelerle nasıl ümre yaptırırız diye yola böyle çıktık ve Hennes Tur'umuzu kurduk. Yani birçok kardeşimiz son yıllarda ki Hennes Tur'umuzun yanlış olmasın 9. yılı oluyor. Her sene ümreciler geldi, İstanbul'da buluşturduk ailesiyle, annesiyle, babasıyla ki çok sevap aldı buradaki aileler. Çünkü belki de hayatındaki en büyük hedefi olan annesiyle bir ümre yapmak, hac yapmak yolculuğunda beraber oldular. Biz de buna katkı sağladık. Ki arka planda organizasyonu kolay değil ancak bunu hamdolsun teşkilatımız sağladı ve Avrupa'daki Müslümanların özellikle Türk vatandaşların akrabalarıyla bir ümre yapması, bir hac yapmasını sağlamaya gayret ettik. Ancak tabii hac kura çıktıktan sonra ancak yapabiliyorlar Türkiye'de biliyorsunuz. Kura çıktıktan sonra Hennes Tur'umuzu takdir ediyorlar. Gidip oraya müracaat ediyorlar. Bu şekilde gene bizimle aynı kafilelerle, aynı otellerde hizmet veriyoruz. Ama ümrede sınır yok. Yıl boyunca ki biz Avrupa'da malumunuz biraz sonra değinebiliriz. Belirli okul tatillerinde ümre yapıyoruz. En yoğun Aralık ümresi oluyor. İşte Nisan ümresi oluyor. Buranın tatilleri bunlar. Ama Türkiye'de sürekli ümre oluyor ki orada her ay her gruplar oluşuyor. Burada sınır olmadığı için bizi izleyen kardeşlerimize de mutlaka bu fırsatı değerlendirebileceklerini buradan paylaşmış olalım inşallah. Evet, Allah razı olsun. Şimdi birkaç tane talep var da bir tanesini okuyayım. Yine önceki mesaja benzer bir mesaj. Belçika'dan yazmış bir izleyicimiz. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizden ricamız böylesine önemli bir süreçte yayına çıkan Hac Birim Başkanı Tahir Bey'in sağlıklı bilgilendirme yapabilmesini bizler de arzu ediyoruz. Yani biz teknikteki arkadaşlar herhalde sabaha kadar burada yayın yapacağız. Arkadaşlardan böyle bir talep var. Şimdi İçinde bulunduğumuz süreçle alakalı konuşalım biraz istiyorum. Covid-19 süreci en çok dünya genelinde seyahat sektörünü vurdu diyelim. Bu bağlamda aşağı yukarı Mart ayından beri sürekli hac umre organizasyonda da değişiklikler, haber bekleme, iptaller vesaire söz konusu oldu. Bu bağlamda bu süreci değerlendirecek olursak neler yaşandı? Aşağı yukarı şöyle 3-4 aydır Tahir Bey. Evet, Allah razı olsun. Tabii bu süreç... Pandemi süreci bütün dünyayı etkiledi Elif Hocam. Malumunuz 27 Şubat itibariyle Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ümreleri durdurdu. Ben öncelikle burada bizi izleyen kardeşlerimize
ve Suudi Arabistan'da hakikaten çok profesyonel bir şekilde tahliye yaptılar. Burada yetkilileri tebrik etmek gerekiyor. Tabii eleştiriler oldu, işte ibadetler durdu vesaire gibi. Ancak bütün dünyada büyük organizasyonlar durma mecburiyetinde vardı. Çünkü bu salgın ne zaman nereyi etkileyeceği belli olmayan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Suudi Arabistan çok başarılı bir şekilde, hatta ümrecileri, hacıları en lüks otellerde karantinaya aldılar. Peydepey uçaklara göre yurt dışına geldikleri ülkelere tahliye ettiler. Bu konuda çok başarılı oldular. Ancak tabii bu süreçle beraber dünyada birçok sektörün durduğu gibi seyahat sektörü de durdu. En çok belki etkilenen kurumlardan, alanlardan bir tanesi bu oldu. Birçok uçak şirketi ki %90'ı uçamadı. Sadece belirli noktalarda uçuldu. Ve hac ve ümre de bunlardan bir tanesi oldu. Tabii Ramazan ayına yaklaştığımız zaman birçok kardeşimiz haç olacak mı gibi soruları tabii ister istemez artırmaya başladı. Bizim de Avrupa genelindeki kotalarımız doldu ve hacılarımız bekledi. Ne olacak gibi bizlerden cevap beklediler. Ancak bu durumda Suudi Arabistan'dan Ramazan öncesi bir netice çıkacağını biz bekliyorduk yetkililerle görüşerek. Tabii öncelikle Orta Doğu'da ve Afrika tarafında o döneme kadar bu koronavirüsü çok yaygın değildi. Son zamanlarda hem Suudi Arabistan'da ve Orta Doğu'da ve Afrika'da Ramazan başlangıcıyla beraber koronavirüsünün daha hızlandığını gördük. Ve Ramazan ortasına kadar ve hatta Ramazan'ın sonuna kadar bir cevap vermekte zorlandılar. Çünkü bu organizasyon herhangi bir Avrupa Kupası iptal edildi biliyorsunuz. İşte büyük IDB dedikleri fuarlar gibi vesaire büyük şeyler. Ama bu veballi bir iş tabiri caizse. Neden? Allah'ın misafirleri 2 milyona yakın belki hayatında bir daha nasip olmayacak insanları bu yolculuğuna gelmeyin demek kadar zor bir karar yok. Doğru. Yani bunu hemen iptal etme imkanı var. Birçok insan buraya takıldı. İşte niye cevap gelmiyor? Ben çok iyi biliyorum ki Suudi Arabistan yetkilileri son dakikaya kadar acaba Duyufur Rahman dediğimiz Rahman'ın misafirlerini nasıl ağırlarız, hangi şartlarda ağırlarız diye çalışma yaptılar. Ancak bu süreçte baktılar ki son haftalarda da bunu sayılarda da gördük. Her gün 5000, 6000, 3000 civarında Medine-i Münevvere'de ve Mekke-i Mükerreme'de vakalar çoğaldı Suud genelinde. Ve o dönemde biliyorsunuz Mescid-i Haram'ı kapattılar, Mescid-i Nebevi'yi kapattılar. Avrupa'da olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi camileri kapattılar. Önlem almaları gerekiyordu. Bir ümitle birçok insan bekledi, biz de bekledik. Ama biz görüşmeler yaptığımızdan dolayı belirli neler olabileceğini sezebiliyorduk. Evet. Dolayısıyla birçok kardeşimiz Allah razı olsun buna rağmen birçok kardeşimiz haccını iptal etmedi, bekledi. Ki hac ibadeti Elif Hocam her kula nasip olmayan bir ibadet. Belki şöyle bir okuduğum bir makaleyi de burada paylaşabilirim. Geçen bir programda da paylaşmıştık. Şimdi bazı insanlar vardır ki çok durumu iyidir ama buna nasip olmayabilir. Evet. Bazı insanlar vardır hiçbir durumu yoktur. Bir vesileyle Cenab-ı Hak onu haccına davet eder. Bazı insanlar hastalığıyla mücadele verir, gelemez. Yani dolayısıyla her Müslümanın hac gibi bir ibadete gitme tutkusu vardır. Evet. Çünkü Allah'a karşı bir borcumuz. Dolayısıyla bundan 4-5 sene önce Türk Hava Yolları ile hacca giderken bir makale okudum. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Tabii. O dergide de bizim sürekli reklamımız olur. Tek teşkilatımızın sürekli haç ümre reklamları o Skylife dergisinde. Bu Somali'de bir çekime gidiyor. Türkiye'den bir heyet, yardım heyeti. Malumunuz böyle droneler olur. Havaya uçup kameralarla çekerler. Çeken ekipten bir gencimizin bir konuda bir hacı amca dikkatini çeker. Ağlıyor. O uçağa bakarak ağlıyor. Tabii toplum olarak bu konularda çok hassasız. Hassas olan bir toplumuz. Dolayısıyla gencin dikkatini çeker gider. Acaba bir derdi mi var, bir sıkıntısı mı? Tabii makale çok uzun. Ben özetliyorum vaktimizi almayalım diye. Süleyman amcanın yanına gider. Der ki amca işte bir şekilde konuşurlar. Derdin ne, bir sıkıntın mı var vesaire. Yok oğlum der. Ben 85 yaşındayım. Siz burada bir şeyler yapıyorsunuz. Ben şu uçağı gördüm de. İçimden şu geçti. Keşke
büyük bir uçak olsa da beni Allah'ın Resulüne götürse veya Kabe'ye götürse, yani durumumuz yok gitmeye ve yıllarca da bu hasretle yanıyorum. Böyle insanlar da var. Dolayısıyla hiçbir kardeşimiz üzülmesin. Yani bu sene hacca gitmedik diye hiçbir kardeşimiz ümitsizliğe kapılmasın. Takdir Cenab-ı Hakk'ın. Böyle bir süreçten hep beraber geçiyoruz. Büyük bir imtihandan geçiyoruz. Dolayısıyla bu imtihanları inşallah kısa bir sürede hep beraber atlatacağız ve kaldığımız yerden daha başarılı bir şekilde Allah'ın beytine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna ve inşallah bütün kardeşlerimizi ulaştıracağız. İlginç olan bu makalede Elif Hocam, Süleyman Hoca öyle bir niyet yapmış ki 85 yaşına kadar hep böyle bunun hüzünüyle yaşamış. O dönemde ki reklama girecek ama güzel hayırlı işleri söylemekte fayda var. Türk Hava Yolları rakam olarak belki yanılabilirim. 3-4 tane sıfır uçak alıyor. Aldığı yönetimin kararı da diyorlar ki biz bu uçakla Afrika'dan biletinin ücretini almadan hacı taşıyalım. Allah Allah. Meccanen hacı getirelim. Yani meccanen ücretsiz hacı getirelim diyorlar. Böyle bir hayırlı çalışmaya vesile oluyorlar. Bu uçağın içinde de Süleyman amca geliyor. Ne güzel. Yani güzel. İşte kardeşlerimiz bizi izliyorlar. Yani niyetler, innemel amalü bin niyet diyoruz ya, bu niyetimizi biz sağlam tutalım. Bir şekilde ya işte virüs oldu, ben bu 3-4 sene gitmem gibi. Kimin 3-4 sene yaşayacağı belli değil. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimize, bizi izleyen kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Rabbim inşallah kısa bir zamanda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Allah'ın beytini herkese ziyaret etmeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz. Yani bu herhangi bir olimpiyatı, herhangi bir işte dünya kupasını ya da bir fuarı iptal etmeye benzemiyor. Gerçekten insanların belki ömründe bir defa yapabileceği ve ömrü boyunca hayalini kurduğu bir ibadet. Dolayısıyla bu bağlamda Covid-19 sürecinde, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum, biraz da özel olacak ama. Estağfurullah. Şu oldu mu, yani eğer Suud böyle bir açıklama yapmasaydı, az miktarda da olsa biraz hacı götürme imkanımız olsaydı, ben yine de bu hastalığa rağmen gideceğim diyenler var mıydı, 2021'i ertelemeyenler? Allah razı olsun, önemli bir soru Elif Hocam. Biz genel başkanımızla baştan sonuna kadar olayı takip ettik. Genel başkanımızla istişare ederek biz hep şunu söyledik. Şayet Suudi Arabistan buyurun hac yapacağız derse, bu teşkilatın çok ciddi tecrübeleri var, altyapısı var. Hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de, ki özellikle Mekke-i Mükerreme'de aslında biz bu sene yeni otelimizde, 4 yıldızlı 6000 kişilik sıfır otelimizde hacılarımızı ağırlamak istiyorduk. Nasip olmadı. İnşallah bir dahaki sene ağırlayacağız. Ancak altyapımız bizim çok güçlü, tecrübemiz var. İşte demin de ifade ettiğimiz gibi marka olmak sadece ifadelerle değil, altyapıyla, kadroyla, ekiple oluşuyor. Dolayısıyla biz genel başkanımızla aldığımız karar, son dakikaya kadar bekleyeceğiz. Haccın iptal olduğunu söylemeyeceğiz. Çünkü o vebale biz girmek istemedik. Allah korusun, belki arada da bunu da ifade edebilirim. Geçen sene biliyorsunuz bir kısım hacı vize alamadı Avrupa'dan, gidemediler. Evet. Almanya'da özellikle çok büyük kardeşlerimiz işte belli sıkıntılardan dolayı, detayına girmek istemiyorum. Bundan 4-5 ay önce bir programda, seminerdeyken bana bir mesaj geldi. Afganlı bir çocuk, annesi için teşekkür ediyor. Ancak teşekkür de şu var. İşte merkezimize gelmiş, burada ağırlamışız, işte uçuşlara son hafta kalmış, hac kapanmak üzere. Biz 400-500'e yakın kardeşimizi son bir haftada hac organizasyonu yapıyoruz, burada kalmasın diye götürmüşüz. Evet. Bu vatandaşlık meselesiydi değil mi? O detaylar kardeşlerimiz biliyor, bir resmi sıkıntı vardı. Evet, inşallah onu biz teşkilat olarak sahiplendik, yardımcı olduk. Ancak buradaki asıl önemli konu, bu teyzemiz gelmiş, bizimle hac yapmış. Haçtan sonra, 2 ay sonra vefat etmiş. Allah şimdi şunu vurgulamaya çalışıyorum. Oğlanın ifadesi şu gencin. Şayet annem bu sene vizeden dolayı hacca gitmeseydi, vefat etseydi, hacı anne olmadan Allah'ın huzuruna çıkacaktı. Evet. Dolayısıyla hiçbir kardeşimiz özellikle niyetlerine ben hac yapacağım desin. Bu sene nasip olmadı, bir dahaki sene nasip İnşallah. Olur. İnşallah bu konularda da bütün kardeşlerimize bu örneklerle tavsiye etmiş olalım inşallah. Evet, inşallah. Şimdi o ilk Kabe'yi görme anı herkesin hayalidir. Bununla alakalı güzel bir videomuz var şimdi. Onu izleyelim. Biz de bir soluklanalım bu arada. Buyurun. Evet değerli izleyiciler, şimdi güzel bir VTR ile, gerçekten maneviyat yüklü bir video ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında tekrar beraberiz.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك Evet, her videoyu izlediğimizde Rabbim tekrarını nasip etsin bizleri. Bizlere o yolculuğu nasip etsin diye dua ediyoruz. Şimdi aslında bizim programımızın konsepti olan Biz Bir Aileyiz programındayız. Özellikle haç ve umrenin bu boyutuna değinmek istiyorum. Bu bağlamda soru sormak istiyorum. Şimdi özellikle son yıllarda şunu gözlemliyoruz. Gençler ve aileler, özellikle de genç aileler hacca ve umreye ciddi anlamda rağbet gösteriyor. Bizim zamanımızda, gençlik yıllarımızda bizim şöyle bir esprimiz vardı. En büyük hacı bizim hacı diye. Genelde bizim insanımız, Türk insanı biraz daha ömrünün son zamanlarına doğru, yaşlılık dönemine doğru haccı bırakırdı. Erteleme bizde söz konusuydu. Fakat elhamdülillah son zamanlarda bu anlamda ciddi anlamda şuurlanmayı gözlemliyoruz. Acaba ailelerin, gençlerin bu kadar hacca ve umreye rağbet göstermesinin sırrı, sebebi sizce nedir? Allah razı olsun. Tabii bu çalışmaların her biri teşkilatımızın Avrupa genelinde, Avustralya'dan tutun Kanada'sına kadar yapılan çalışmaların içinde hep bu güzel çalışmaların vesilesiyle hep teşvik edilmiştir insanlarımız. Hı hı. Şuurlandırılmıştır, bilinçlendirilmiştir. Demin de ifade ettiğiniz gibi belki de Avrupa'daki haç ve umre yaş ortalaması dünyada en gençleri olabilir diyebilirim. Hı hı. Türkiye'de yaş ortalaması haçta 55-60 ise Avrupa'da 42-41 civarında. Hı hı. Son yıllarda özellikle Elif Hocam bundan 10 sene önce yılda 200-300 umreci giderken son 10 sene önce şu anda mesela binlerce umreci gönderebiliyorsunuz. Hı hı. O dönemlerde yaş ortalaması umrecilerin 55-60'da Avrupa'da da böyleydi. Ancak son dönemlerde 21-22 yaşına kadar gençlerin gittiğini görebiliyorsunuz. Hı hı. Tabii bu ciddi bir proje. Yani biz bunu her seminerde, eğitimlerde de ifade ediyoruz. Bizim buradaki hedefimiz aslında Avrupa'da şuurlu bir nesil yetiştirmek. Bilinçli bir nesil yetiştirmek. Aileler için özel projeler geliştiriyoruz. Belki biraz sonra soracaksınız, değineceğiz. Ancak bu projelerle beraber üniversitede okuyan gençlerimiz, teşkilatımızda olan ve teşkilatımızın dışında, ki son yıllarda belki de ümrecilerimizin %50'si 60'ı teşkilatımızın dışında hizmetleri duyarak bize gelip bu hizmetlerden istifade ediyorlar ve teşkilatımızı tanıyorlar. Ve buna vesile olunuyor. Dolayısıyla birçok gencimizi biz havaalanında hanım kardeşlerimizin tesettüre girdiğini görüyoruz. Hı. Bu bizi sevindiriyor. Evet. Neden? Haç ve ümre öyle bir şey ki orayı görüp etkilenmeyen insan yok. Evet. Bir şekilde oranın maneviyatından, oranın ruhundan bu gençlerimiz istifade ediyor ve döndükten sonra da çok şuurlu bir nesil olması için gayret gösteriyor. Evet. Herkes birden değişmeyebilir. Ancak hocalarımız bir taraftan, kadınlar teşkilatımız bir taraftan, kadınlar gençlik teşkilatımız bir taraftan, hı hı. gençlik teşkilatımız bir taraftan biz götürdüğümüz binlerce ümrecimize her alanda hizmet veriyoruz. Yani bir şirket mantığıyla değil, teşkilat mantığı, dava mantığı, hı hı. ve bu şuuru biz bu insanlara nasıl verebiliriz? Gelecekte Avrupa'da şuurlu, yani kendi kimliğini ve dinini kaybetmemesi için çok ciddi projeler aslında haç ve ümre projeleri. Evet. Ve biz bunu görüyoruz. Giden genç ailelerimizi görüyoruz. Hı hı. Çok ciddi katkısı oluyor. Evet.
Yani bize de nasip oldu. Bundan 2 sene önce elinizden öper 2 yaşında ve 4 yaşındaki oğlumla gittim. Hı hı. Ben buna şahit oldum Elif Hocam. Yani kucağımda tavaf ederken 2 yaşındaki bir çocuğun tavaf boyunca telbiye getirdiğini Maşallah. Duydum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna giderken böyle kravzayı göstererek salavat getirdiğini gördüm. Bu beni etkiledi. Tabii ki. Ve giden kardeşlerimizi yıllarca gitmemize rağmen böyle bir şey yaşadık. Ancak yıllarca giden veya ilk defa giden kardeşlerimizin ailelerine bereket geliyor. Ailelerine huzur geliyor. Hı hı. Çocuklarıyla konuşma tarzları değişiyor. Evet. Ve çocukların gündemi değişiyor. Hı hı. Yani belki günde 100 sefer Kabe'yi televizyonda görse sormayabilir. Ama orayı görüp geldikten sonra sürekli evde bu gündem oluyor. Dolayısıyla evlerimize şu anda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. İşte pandemi dönemi, teknolojinin içinde gençlerimiz bu oluyor. Avrupa genelinde ailelerin hangi sıkıntılarını yaşadığını işte sizler Ramazan boyunca eğitmenlerle, hocalarımızla hep bunları değerlendirdiniz. Evet. Ben işte aklımda kalan işte Kadınlar Teşkilatımız Başkanı Handan Yazıcı hocamızın bir ifadesi. Çocukların 6 yaşına kadar ne veriyorsanız, ne ekebiliyorsanız ondan sonra onu göreceksiniz veya karşınıza çıkabilir diyor. Ve bu hakikaten doğru. Biz bunları yaşıyoruz. Mümkün mertebe ailelerin tabii ki ana vatanını sıla rahim yapsınlar, yesinler, işte kendine göre programlar olsun. Ancak imkanı olan her kardeşimize ailesinde huzur, bereket, işte ortam genç çocuklarına verebileceği en büyük eğitimin ben özellikle çocuk dediğim için ümre diyorum. Haç çocuklara farz olmadığı için çocuklarıyla beraber mutlaka ümre yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi tam da bununla alakalı, özellikle çocuklarla alakalı bizim de hiç unutamadığımız, çok sevdiğimiz bir video var. Müsaade ederseniz onu verelim. Mikail kardeşimiz olması lazım. Tam evet, 2015 yılında. Ama, evet. Onun duyguları insanı gerçekten derinden yaralıyor. İnsan mutlu oluyor. Seyircilerimizle o güzel videoyu inşallah baş başa bırakalım. Benim ismim Yusuf, Mikail Balık. Ben önce Medine'ye gelirken işte sanki ben yeni bebekim, yeni dünyaya geliyorum ve hiçbir şey bilmiyorum. Medine'ye geldim, o kadar güzel ki burası. Peygamber Efendimiz'in yanına gittim. Sevinçten ağladım ben. Sanki ben uyuyorum ve sadece bir rüya, kocaman bir rüya. Önce işte ben Haydar amca, Muhammed Eren ve onun babası önce bir milli görüşün başka oteline gittik. Orada dondurma yedik ve üstüm pislendi. O zaman geri gelirken ben Peygamber Efendimiz Kubbe'ne giderken ben gitmek istemedim. Çünkü ben utanırım Peygamber Efendimiz'e öyle pis pis gitmeye. O zaman Haydar amcayla ben yeni aldık üstümü. Yeni aldık. Çünkü anahtar yoktu otele gitmek için. Yeni aldık. O zaman da Peygamber Efendimiz'in yanına gittik. Ben önce Medine'ye gelirken hastaydım. O da hiç güzel değildi. Hiç dışarı çıkamıyordum, dua edemiyordum. Hep evde kalıyordum işte. O da otelde kalıyordum. O da hiç güzel değildi. İşte dua ettim evde. Annem ama bilmiyor. Dua ettim. Allah'ım sen beni iyileştir. Almanya'da ilaç alırken işte ilaçlar hiçbir şey yapamadı. Medine'den ilaç aldık. Onlar iyi oldu işte. Yardım etti bana. Kabe de çok güzel. Ben önce geldim hiçbir şey görmedim. Tekin abi de beni öne aldı. Gördüm. İçim açıldı. Öyle duş ediyoruz ya o zaman ne güzel oluyoruz. Benim de ondan 1000 kat daha iyi içim açıldı. Burası Allah'ın evi. Burası hiç başka güzel. Medine, Peygamber Efendimiz'in evi. Burası da Mekke. Allah'ın evi. Bana hep soruyorlar ki sen nasıl seviyorsun? Mekke'yi mi Medine'yi mi daha çok seviyorsun? Ben hep böyle diyorum. İkisi de başka güzel. Burası Mekke, Allah'ın evi. Medine'de Peygamber Efendimiz'in evi. Yani önce ben annemle tavaf yaptım. Annem de dedi ki Hacı'yla Esved taşına ve o Kabe'nin kapısının arasında dua et. Ne istersen kabul oluyor. Ben de anneme tamam dedim, dua ettim. O zaman namaz kılarken işte annem namaz kılmak istedi. O zaman bir tane görevli geldi, dedi ki haram, arkaya gitmelisin. Annem de sordu, oğlum kalabilir mi?
o kalabilir mi işte? O zaman da tamam, başımı okşadı, kalabilir. O zaman da ben yanına gittim, sordum. Beni... İngilizce sordum. Can you help me please? I will Hacı Esved anfasın. Yani elimle gösterdim. O zaman da tamam dedi. Yarım saat sonra götüreceğim seni. O zaman götürdü beni öne. Sıra vardı. O da diyor ki Yusuf öp. Ben dedim ki hayır, ben arkaya gideyim, yoksa kul hakkı. O zaman günah kazanıyorum. O da güzel değil. O zaman öptüm. Ondan sonra gelip Hacı El-Esved'e de öptü yani. Evet, burası aynı cennet gibi. Şimdi ama ben şimdi Mekke'den ve Medine'den gidersem Almanya'ya, bir ay hala kendimi Medine'de ve Mekke'de hissedeceğim. Evet, bu yavrumuza da buradan selam gönderelim inşallah. Gerçekten çok güzel, çok tatlı. Hani siz dediniz ya, çocuklar da ciddi anlamda iz bırakıyor diyor. Onun gönlündekini gerçekten buradan görebiliyoruz. Aslında en büyük örneklerden bir tanesi bu. Bu kardeşimiz 2015 yılında hatırladığım kadarıyla Ümre'ye gelmişti. Ve o dönemde 300 bine yakın bir video izleyicisi oldu. Hakikaten duygularını içten hem de yaşadıklarını paylaşması, demin ifade ettiğimiz işte ailelerde en büyük etkisi Elif Hocam bu oluyor. Hocam, bu kardeşimiz Paris'ten mi? Çünkü birisi şu an Fransa bölgelerinden biri yazmış. Bu çocuk Milli Görüş'le hacca gitmek için her gün benden para istiyor ve biriktiriyor diye yazmış. İnşallah. Rabbim nasip yani, etsin inşallah. İnşallah Rabbim nasip etsin gencecik i̇nşallah, yaşında. İnşallah. Şimdi gençlerin ve çocukların, ailelerin bu kadar hacca ve umreye rağbet göstermesinin bir sebebi de aslında orada gördükleri hizmettir belki de. Ve ibadetlerini yapmada organizasyonunun sağladığı kolaylıktır. Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Orada ailelere ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Allah razı olsun. Tabii süreç çok hızlı ilerliyor. Herhalde zamanımız da hayli bir ilerledi. Artık sabaha kadar buradayız. Evet, Allah razı olsun. Vakit ayırıyorsunuz. Şimdi Elif Hocam, tabii ki Suudi Arabistan'a hizmetlere gitmeden aslında Avrupa'daki camilerimiz, cemiyetlerimiz ve hocalarımız çok büyük rol oynuyor. Aslında camilerden, hocalarımız, bölgelerden, bölge sorumlularımız, şube sorumlularımız bu kitleleri oluşturuyor. Ve o insanların yaklaşımı, idarecilerimizin yaklaşımı bu gençlere hayra teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla bu gençlerimizi biz hep her sene yeni projeler üretmeye gayret ederek nasıl daha iyi bir hizmet sunabiliriz? Yani hizmetten kasıt otel hizmeti değil. Demin de ifade ettik ya, 7 yıldızlı otele götürün bu insanlar için o kadar önemli değil. Ancak bizim hizmetten kastettiğimiz nasıl şuurlandırabiliriz, nasıl bilinçlendirebiliriz, nasıl eğitebiliriz? Bizim ana teşkilat olarak ihtiyacımız bu. Dolayısıyla kardeşlerimize biz hem ana vatanımız Türkiye'den, hem de yeri gelmişken rahmetli Ömer Döngel hocamızı da analım. Ramazan'da vefat etti. Evet, sürekli tamam. Bizim ne olurdu? Gelirdi gençlerimize dili döndüğü kadar şuurlandırmak için eğitim verdi. Teşkilatımızın birbirinden değerli hatipleri, genel merkez hatipleri, İrşat Başkanlığımızın kadrosuyla biz orada olup bu gençlerimize yabancı dillerde de olsun ve diğer dillerde de irşat sohbetleri, programlar veriyoruz. Kadınlar Teşkilatımız bir taraftan, Kadınlar Gençlik Teşkilatımız bir taraftan, Gençlik Teşkilatımız bir taraftan oda ziyaretlerinden tutun. Yani bizimle gelen görevler aslında işi çok zor. Yani gece gündüz, ki sizler de geçen yıllar geldiniz bilirsiniz. Evet, evet. 24 saat neredeyse ümreci için, hacı için çaba sarf ediyor. Evet. Seve bunu da yapılıyor ama. Bunu da karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yapıyor. Yani birisi övsün, birisi takdir etsin diye değil. Biz bunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla bu kardeşlerimize, üniversite okuyanlara, gençlik teşkilatımıza özel indirimli ümre fiyatları oluşturduk. İşte çocuklarımıza ayrı konseptler geliştirdik ki çocuk kulübü sorularınızda mutlaka vardır. Ancak çocuk kulübü hizmeti bana göre son yılların en büyük hizmetlerinden bir tanesi oldu. Burada eğitim başkanlığımızdan Fatma Demir Hanım kardeşimize de özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Hem komisyonumuzla hem de bu organizasyona bize katkı sağlıyorlar. Nedir bu? Biz tabii dedik ya, her sene yeni projeler geliştirelim. İnsanlarımızın ibadetini nasıl kolaylaştırabiliriz? Rahat bir şekilde ibadetlerini yapsınlar diye. Belki de dünyada
çocuk kulübü hizmeti veren tek organizasyonuz. Hı hı. Ve Haç Bakanlığı'nın sayfasında bile çıkan, takdir evet. edilen bir çalışma. Yani götürelim çocuklarımız orada bir iki tane hanım görevimiz baksın değil. Ben şahsen kendi çocuklarımda da yaşadım. Gelen ailelerde de görüyoruz. 2019 yılında takriben bir 500-600'e yakın çocuğumuza hizmet verdik. Ve eğitim başkanlığımızın eğitmenleri eşliğinde Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de müfredattan olsun, gezi programları, müze programları, özel tavaftan tutun. Birçok internette kardeşlerimiz görebilir. IGMG Rising diye girdiklerinde YouTube'ya. Orada bütün hizmetleri ve yapılan çalışmaları çocuklarla ilgili ve kalıcı bir hizmet oluyor. Evet, inşallah şu an evet. çocuk kulübü hizmetlerimiz de bir yandan dönüyorsa videomuz güzel olur. İzleyicilerimiz de görsünler. Allah razı olsun. Yani 3 ile 10 yaş arası çocuklarımıza bu hizmetler veriliyor. Son yıllarda da bunun her bir hizmetin bir çıkış noktası var tabii. Bir şeyler vesile oluyor. Nedir bu? Avrupa'da yaşayan insanların birçoğunun akrabaları burada olmadığı için, çoluk çocuğu bırakmadığı için Ümre'yi tehir ediyor. Veya haccı tehir ediyor. Biz de bu kardeşlerimize kolaylık olsun. Ailesiyle hem Ümre yapsınlar hem de ibadetine odaklansınlar diye çocuklarımıza bu eğitimi veriyoruz. Ve başarılı da oldu. Allah razı olsun emeği geçen bütün kardeşlerimizden. Ve bu projeyi de geliştirdik. Burada özellikle Ümre'de toplu tavaflarımızdan tutun irşat faaliyetlerimize kadar bizim aslında marka oluşumuzu gösteren tablolar bunlar. Evet. Diğer hizmetler uçaktır, hivizedir. Bunlar teknik bölümler. Bunları herkes yapabiliyor. Ancak teşkilatımızın büyük olması, Avrupa geneline yaygın olması ve projelerin her alanda olması bizim aslında işimizde biraz kolaylaştırıyor. Allah'a hamdolsun. Bu Ümre'ye de Hacca da yansıtıyoruz. Evet, aslında birkaç videomuz var bununla alakalı ama süre geçtiği için onları yayınlayamayacağız. Çünkü daha kültür turlarından hiç bahsedemedik hocam. Evet. Oraya geçelim istiyorum. Bu da aileler açısından önemli. Biz Müslümanlar açısından çok değerli bazı yerlere, bölgelere ziyaretler yapmamıza sebep oluyor Hac Umre Başkanlığımız. Biraz kültür turlarına geçelim. Şimdi Bosna'ya, Endülüs'e, Kudüs'e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ziyaretler düzenliyoruz ve bölgelerimiz, şubelerimiz, insanımız ciddi anlamda bu bağlamda ilgi ve alaka gösteriyor. Peki bunu değerlendirecek olursak neden insanlar buraları ziyaret etmeli? Elif Hocam, tabii bu çok geniş bir konu aslında. Belki başlı başına işlenmesi gereken bir konu. Ancak zamanımızın kısıtlı olduğundan dolayı şunları ifade etmek isterim. 1970'li yıllarda ilk işte 60'lı yıllarda ilk gelen nesillerin böyle bir imkanı yoktu. O dönem kısıtlıydı. Çalışan insanların sadece ana vatana gidip işte belli bir şekilde ta izinli yapıp sıla-i rahim yapıp gelirlerdi. İstatistiklere göre o dönemlerde seyahat, Müslümanlar açısından seyahat cirosunun çok düşük olduğunu istatistiklerde görebiliyorsunuz. Yani çok az seyahatler yapılırmış. En yüksekte işte hac ümre seyahatleri yapılırmış. Ancak 2017'de bir istatistik çalışması var. Müslümanların 255 milyar dolarlık yıllık seyahat bir cirosu oluşmuş. Şu anda. Evet. 2017 istatistikleri ki şu anda tabii korona döneminde sıfıra inmiştir, düşmüştür. Ancak o dönemlerde ki bu neyi gösteriyor bu tablo? Bu ihtiyacın olduğunu, bu çoğaldığını, insanların gezdiğini, insanların artık keşfettiğini ki bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu 255 milyar dolarlık cironun içinde en fazla seyahat edilen belirli ülkeleri de koymuşlar. Bunlardan bir tanesi tabii ki Müslümanların en fazla değer verdiği Mekke Medine ziyaretleri. Yani Hac ve Ümre. Ondan sonra Endonezya, Malezya gibi. Ana vatanımız Türkiye gibi ki sıralama devam ediyor. Buna benzer ülkeler ziyaret edilmeye başlanmış. Dolayısıyla biz de Hac ve Ümre'nin dışında seyahat turlarını geliştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle bu korona döneminde 3. ayda belki 60'a yakın Türkiye turumuzu iptal ettik. Yani Hennes turumuzla koordinasyon ettiğimiz Güneydoğu, Karadeniz, işte İstanbul olsun, Çanakkale olsun Türkiye'mizin tarihini insanlarımıza, Avrupa'da yaşayan insanlarımıza nasıl işleyebiliriz ki bizim seyahat turumuzun bir manası var. Yani bir eğlence turu veya falan işte tatil turu değil. İnsanlara buralarda da eğitim vermeye gayret ediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçiyor seyahatle ilgili. Yani Kur'an-ı Kerim
Kerim'de Saihun dediği sınıftan olmak ve varlığının sırrına kavuşmak için yeryüzünde hem de kalp dünyamızda seyahatler yapmanı istiyoruz. Dolayısıyla seyahat nedir sorusuna geldiğimizde bizde seyahatin temel amaçlarından biri olan ibret almaktır. İbreti gözüyle görmektir. Seyahat insanın ruhunu ve bakış açısını değiştirir diyoruz. Evet. Bizim çıkış noktamız bu. Dolayısıyla insanların ufkunun açılması, özellikle de gelecekteki nesillerin, gençlerin ufkunun açılması, bakış açısının, yani sadece yaşadığı ülkeye insan odaklanarak veya şehre odaklanarak dünyaya bakarsa yanılır. Ki şu anda sanal alemde o kadar kirli bilgiler, o kadar yanlış bilgiler dolaşıyor ki gençlerimizin ve çocuklarımızın kafalarını ciddi bir şekilde karıştırıyorlar. Evet. Dolayısıyla imkan dahilinde. Artık eskisi gibi bundan işte 15-20 sene önce bilet almak da zordu. Çok da pahalıydı. Çünkü alternatifler yoktu. Şu anda alternatifler de var. Yani dünyanın istediği bir ülkesine çok cüzi rakamlarla da insanların Avrupa'da yaşadığı imkanların olduğu bunu düşünüyoruz ve buraya gençlerimizi, ailelerimizi yönlendirmeye gayret ediyoruz. Biz Bosna'yı geliştirdik. Bosna'da demin de ifade ettim, Turba Seyahat Ajantası'nı kurduk ve ecdadımızın orada izlerini, özellikle de soykırımın olduğu Avrupa'nın ortasında Bosna'ya mutlaka gençler gidip oralardan dersler ve oraları görmeleri lazım ki Bosna bir benzeri neredeyse Türkiye'mizde Bursa'ya benzeyen bir şehir, yeşilliğiyle, örfüyle, adetiyle buralara gidilmesi lazım. Arabayla da gidilir, otobüslerle de gönderiyoruz. Kudüs zaten ilk kıblemiz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün peygamberlere imamlık yaptığı ve Müslümanlar için çok kutsal olan üçüncü mescidimiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Üç mescidi ziyaret edin. İşte üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. Dolayısıyla buraları terk etmemek lazım. Buralardan da ciddi mesajlar çıkarmamız lazım. Biz götürdüğümüz kardeşlerimizi sadece bir tur değil, orada nasıl eğitebiliriz? Ne dedik? Bosna dedik, Kudüs dedik. Bunlar çok önemli. Endülüs 700 yılı aşkın Müslümanların hakim olduğu bir ülke. Şu anda mevcut haliyle bile İspanyolca 5000'e yakın Arapçadan kelime var. Yani düşünün, oralar görmek lazım. En son biz geçen yıllar gitmiştik ve Müslümanların hakikaten izlerini görebilirsiniz. Ancak oralardan da ibret çıkarıp gençlerimize çok ciddi mesajlar verebiliriz. Bunların birçoğunu anlatabiliriz ancak vaktimiz dar olduğunu biliyorum. Özellikle de ana vatanımız. Biz yaşıyoruz burada, tabii ki burada hizmetlerimizi yapıyoruz. Ancak ana vatanımızı turistlerden çok az biliyoruz, öyle söyleyeyim, açık söylüyorum. Yani turist dediğimiz, yani yabancılar geliyor, adım adım memlekette hem tarihini hem noktaları geziyorlar. Biz bu kadar bilgimiz yok. Bizim Türkiye'mizin, ana vatanımızın her noktası tarih. İstanbul ayrı bir tarih, Çanakkale ayrı bir tarih, Güneydoğu ayrı bir tarih, Akdeniz ayrı bir tarih, Karadeniz ayrı bir tarih ve yaşanır her dört mevsimi yaşayan bir ülkede birbirinden güzel tarihe inmek lazım, indirmek lazım. Yani sadece bir otelde gidip bir hafta, iki hafta tatil yapılır, buna yok demiyoruz. Ancak bizim daha çok bu kültürleri öğrenecek, bu tarihi öğrenecek, tarihin içine girecek ve kendisini bilinçli, şuurlu bir Müslüman yetiştirecek topluluklara ihtiyacımız var. İslam Toplumu Milli Görüş Haç ve Ümre Başkanlığı'nda seyahat alanı bununla ibaret. Yeni projelerimiz vardı ki inşallah devam edecek. Özbekistan gibi. Evet, onu soracağım. Var mı böyle yeni gidilecek yerler? Özbekistan olsun, Endonezya olsun, Malezya olsun. İşte Müslümanların hakikaten gezmesi ve görmesi gereken bütün noktalara açılmak istiyoruz. Tabii bunlar zaman istiyor. İşte hiç beklemediğiniz anda bütün dünyada uçak sektörü durabiliyor. Dolayısıyla inşallah bunların hepsi aşılacak ama bizi buradan izleyen kardeşlerimize, ailelerimize de özellikle bu turlarda Hac'da olsun, Ümre'de, bu zaten ibadet konusunda görevimiz. Ancak bu turlarda da çocuklarına en büyük eğitimi verebileceğine ben şahsen inanıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Elimde bazı sorular var ama izleyicilerin sorularıyla aynı bağlamda. O yüzden ben izleyici sorularına geçmek istiyorum. Hem benim sorularım da bu esnada cevaplanmış olur.
Ümmü Mektum Umresi bende de mevcuttu. Soru gelince ben ekstra almak istemedim. Ümmü Mektum Umresi'ni de dile getirirseniz sevinirim demiş bir izleyicimiz. Evet. Ben de bir eğitimciyim ve gerçekten şöyle bir baktığımda dışarıdan çok özel bir çalışma. Ali Rıza hocamızı da burada konuk ettik. Ramazan sizlere de selam gönderdik Allah Ramazan razı. Ayında. Evet. Biraz Ümmü Mektum Umresi'nden bahsedelim. Bu arada da arkadaşlarımız videoyu yayınlarsa çok seviniriz. Allah razı olsun. İşte zaman darlığından bir şeyler konulara belki atlayabiliriz. Kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Ancak son yıllarda ne dedik? Çocuk kulübü hizmetleri bizim için zirve hizmetlerden bir tanesi oldu. Bir de yine eğitim başkanlığımızla koordineli Ümmü Mektum kafilesi oluşturduk. Nedir Ümmü Mektum? Belki kardeşlerimizin bir kısmı bilmeyebilir. Görme engelli demek. Görme engellilere bir... Belki de ümre tarihinde ilk defa görme engellilere bir kafile oluşturduk. Evet. Tabii bunu yaşamak lazım. Hani derler ya hacca gittin ne oldu? İşte anlatılmaz yaşanır. Bu bizim Türkçe'de genellikle söylenen bir ifade. Ancak Elif Hocam havaalanından ben nasip oldu uğurlamak bu kardeşlerimizi. Görmüyorlar. İşte hoca Ali Hocam anlattı birçok kaydını ama öyle bir heyecanlıydılar ki ki teşkilatımızdan Allah razı olsun Avrupa'da gene ilke imza atarak görme engellilere sadece Türk vatandaşlarına değil ben biliyorum bizimle de gelen Alman Müslüman olmuş görme engelli kardeşlerimiz vardı. Eğitim başkanlığımız görme engellilere Kur'an eğitimi başlattı. Zaten buradan yola çıkarak bize doğru geldi. Evet. Bu çalışmaların her biri birbirini bağlıyor. Allah razı olsun. Bu kardeşlerimiz biz uğurladık. Haç Bakanlığı ile irtibata geçtik. Türk Hava Yolları ile irtibata geçtik. İstanbul Havalimanı'nda bu kardeşlerimizi yanılmıyorsam bir 80 kişilik kafileydi. Rakamlar belki tam olmayabilir. Bu kafilemizi özel İstanbul'dan aldılar. Diğer uçağa aktardılar. Ve Medine-i Münevvere'deki görüntüler herhalde yansıyordur. Evet. Kardeşlerimizi havaalanından Haç Bakanlığı özel karşıladı. Güllerle, zemzemlerle. Ve orada toprağı elleyerek, Kabe'yi elleyerek ve gittikleri her noktada kalp gözleriyle orayı yaşadıklarını biz çok iyi biliyoruz. Evet. Ve çok da güzel oldu. Ben burada bu projenin başında olan gene komisyonumuzda olan Zehra Alvers hanım kardeşimize de özellikle teşekkür ediyorum. Teşekkür projelerimizden bir tanesi de Ümmü Mektum'u yaptık. Engelli kardeşlerimize bir ümre yapmak. Yani yürüyemiyor, rahatsızlığı fiziksel var, fiziksel engelli kardeşlerimize de inşallah bu sıkıntıları aştıktan sonra özel bir kafile yapacağız. İnşallah. Eğitim başkanlığımızla Rabbim inşallah bütün kardeşlerimize yani ümreyi nasip etsin diyerek Amin. Böyle sözlerimizi o bölümde toparlamış olalım. Aynı zamanda Bosna'ya da götürdünüz değil mi? Görme engelli kardeşlerimizi. Evet Bosna turu da yaptılar. Doğru. Allah razı olsun. Evet yine bir izleyicimiz Hac 2021 olacak mı demiş. Umre Aralık 2020-2021 olacak mı? Stuttgart'tan Mehmet Mermer. Allah razı olsun. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii ne olacağını Cenab-ı Hak bilir. Ancak biz inanıyoruz ki bu pandemi dönemi yavaş yavaş Ağustos, Eylül'e doğru inşallah öyle ümit ediyoruz. Geriye doğru gitmeye başlayacak. Şu anda bir ikinci dalga gibi görünen vakalar oluşuyor. Bütün dünyada bu işte virüs dediğimiz insanlar bu virüse bir şekilde alışacak veya işte bunun ilaçları bulunarak çözümleme inşallah gelir diye ümit ediyoruz. Biz İlk ümremiz Haç'tan sonra Ekim ayındaydı. Yani Almanya'daki sonbahar tatilinde. İnşallah o tarihte ümremize başlayacağız. Aralık'ta başlamak istiyoruz. Tabii kapılar açılır. Hangi şartlarda açılacak? Neler beklenecek? Haç Bakanlığı bizlerden hangi şartları bekliyor? Tabii bunu tedbirli ve en önemlisi de insanların emniyeti burada çok Tabii. önemli. Yani sağlık olmadığı sürece haç ibadeti yapılır mı? Evet. Yapılmaz. Yolculuk yapılır mı? Yapılmaz. Dolayısıyla 2021'de haç olacak gibi biz inşallah çalışmalarımızı yapacağız. Allah'tan bir mani olmasa da olacak. Ama hangi şartlarda? Şimdi bazı kardeşlerimiz bizi özelden çekiyor. Hocam bu sene işte fiyatımız buydu. Bir dahaki sene aynı fiyatta gidebilir miyiz? Şimdi, öyle bir soru da gelmiş. Öyle mi? Evet, doğrudur. Evet. Allah razı olsun. Ama bu şartlar bize bağlı değil. Yani birçok gittiğimiz yerde insanlarımız da bunu zaman zaman söylüyorlar. İşte haç pahalanıyor, ümre bağlanıyor. Bu kardeşlerimize özelden aradıklarında biz açık açık söylüyoruz ve mutmain de oluyorlar. Çünkü dünyada sadece haç ve ümrede ekonomi değişmiyor.
Dünyada birçok şey değişiyor. Evet. Yani Avrupa'da yaşıyoruz. 1 mark ne kadar değerliydi? 2 mark ne oldu? Euro'ya geçince 1 euro'nun %50 neredeyse yarı yarı oldu. O dönemlerde bundan 15 sene önce, misal örnek olsun konuya girdiğim için söylüyorum. Mekke'de bir yatağa 200 euro, 300 yatak başı hesaplanıyor. Verirken şu anda 1000 euro'ya kadar çıktı. Neden? Çünkü şartlar bunu yetiştiriyor. Suudi Arabistan'da vesaire. Dolayısıyla dünyadaki ekonomi, dünyadaki bu alanlar gittikçe pahalanıyor. Ben bundan 4-5 sene önce arkadaşlara zaman zaman gençlere latife ederdim. Haç 10 bin euro olmadan bize hemen haçını yap ki en azından Allah'a karşı borcunu hem de farz ibadetini yerine getirmiş olursun. Yani süreç ilerliyor. Yani Türkiye'mizde de görüyoruz. Yani 1 euro 2 TL iken şu anda 7 TL oldu. 7,5 TL oldu. Evet. Yani ne oldu? Otomatikmen euro'nun değer kaybetmesi. Bu Suudi Arabistan için de geçerli. Aynen. Yani bunları kardeşlerimiz görmesi lazım. Önemli olan 200-300 euro meselesi değil. Biz niyetlerimizi inşallah salih bir şekilde yerine getirelim ve 2021 hac sezonunda da birkaç euro veya 100 euro fark etse de şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Ama inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse bu yolculuğa çıkacağız. Evet, Hamburg'daki kardeşimiz işte haç fiyatları ciddi yükselişte, bunun sebepleri nelerdi demiş, açıklamış. Ben çok özetledim ancak sebebi sadece bu özetliğim değil. Bu kardeşimiz haç bürosunda bizlere ulaşırsa rahatlıkça bütün detaylarına kadar anlatırız. Evet, yine bir izleyicimiz diyor ki bu sene haç için adaydım. Şöyle bir sorum olacak. Seneye haç için tekrar kayıt olacak mı izlemiş. İkinci sorum, paramızın ilk yarısını yatırmıştık. Geri gönderilecek mi falan, oraya girmeyelim. Şunu cevaplarsanız. Şimdi aslında Elif Hocam, birçok kardeşimiz olay sıcak olduğu için buradan sizin aracınızla da hemen hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. Biz öncelikle 2020 hacı adaylarımıza öncülük vermek istiyoruz. Şu anda yüzlerce hacı adayımız 2021'e kayıtlarını bölge temsilciliklerimizle irtibata geçerek aktarıyorlar. 2021'e kayıt için biz ön kaporamız vardır. Bunu alıyoruz ve bu şekilde illa bütün haç parasını yatıran, ki birçok kardeşimiz öyle de yapıyor. Bütün haç paramızı yatıralım, 21'e inşallah nasip olacak gideceğiz diyerek orada parasını tutuyorlar. Ancak 2021'e kaporasını yatıran ve özellikle de 2020 haçta gidemeyen kardeşlerimize biz belli bir tarihe kadar zaman vereceğiz ki onları aktarmak için. Tabii bunun yanı sıra yeni kayıtlarda bütün temsilciliklerimizle almaya başlayacağız. Allah izin verse. Evet, Allah razı olsun. Çok yoğun soru var ama maalesef sonuna doğru geliyoruz. Ben size en son sorumu yöneltmek istiyorum. Şimdi 23 senedir gidip geliyorsunuz. En büyük kazanımınız pek çok hatıra ve anı biriktirmişsinizdir. Şöyle en çok aklınızda kalan bir haç hatırası bizimle, izleyicilerimize paylaşmak gerekirse hangisini anlatırsınız? Evet, Allah razı olsun. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yıllar geçti ve hakikaten bütün bizi izleyen hocalarımız, bölge haç sorumlularımızın da birbirinden değerli hatıraları vardır. Zaman zaman paylaşırız. Ancak zamanımız bittiği için çok kısa bir hatıra, belki iki tane hatıra paylaşabilirim. O zamanları 2000 veya 1999 yılı olduğunu hatırlıyorum. Haç bürosunda yeni yeni işte çalışmaları öğrenirken bilet işlerine bakıyordum. Frankfurt'ta bir kafile uğurluyoruz. Hangi kafile diye şu anda hatırlamıyorum. Bütün işlemler bitmiş. Ve hacılarımızı içeri uğurladık. Pasaport kontrolünden geçiyorlar. Ve pasaport kontrolünden geçtiğinde biz tam geriye çekildik işte, hacılar gitti diye. Bir haber geldi, bir hacı amca düştüğünü. Hemen apar topar oraya gittik. Sabah vaktiydi. 4-5 olması lazım ki o zamanları o saatlerde uçuluyordu. Ve havaalanında da sağlık ekibinin maalesef geç gelmesiyle beraber 73 yaşında bir hacı amcamız vefat etti. Ben de tabii yeni işte okulu bitti, tabii yeni haç bürosuna başladım. Beni çok etkilemişti. Ama onu aslında o bölüm değil, beni öbür taraf çok etkiledi. Eşi de yanındaydı. Hacı teyze ağladı ama çok dirayetliydi. Ve buna rağmen şunu söyledi: ben bu yoldan dönmeyeceğim. Ben haccıma gideceğim. Hacı teyze, amca vefat etti. Oğlum dedi, çocuk eve verdik. İşte şunu yaptık, bunu yaptık. Her defasında niyetlendik, gidemedik. Hacı amcan olsaydı veya ben olsaydım hacı amcan da giderdi. Biz çünkü bu sefer öyle bir kararlı yola çıktık ki Allah'tan bir mani olmadığı sürece ben bu yolculuğumu terk etmeyeceğim diye yola çıktım. Hacı amcam, oğullarım benim götürür memlekete, defneder.
ben bu yolculuğa gideceğim dedi. Ben çok etkilendim. Yani belki de birçok hikaye veya anlatabileceğimiz konu var. Ben o teyzenin dirayetini, kararlılığını ve o azmini ve o inancını ben gıptayla izledim. Ve Elif Hocam takdiri ilahi Hacı teyze haccını yaptı. Geldikten sonra birkaç ay sonra da Hacı teyze vefat etti. Allahu Ekber. Gerçekten. Yani beni etkileyen konulardan veya işte hatıramızda birçok konu var. Tabii kardeşlerimiz bizi izliyorlar. Hiçbir zaman ümitsiz olmamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse her zaman o olacaktır. Evet. Biz niyetlerimizi ailelerimiz için de, çoluk çocuklarımız için de hep iyi niyetle yola çıkalım. Yapacağız ve inanarak bu işi yola çıkacağız dediğimiz takdirde inşallah Cenab-ı Hak bu sıkıntılı süreçte de bütün kapıları açacak. Ve ben inanıyorum ki bu çalışmalarla yüzlerce, milyonlarca insana bu teşkilatımız hayırlı çalışmalara vesile olmuştur. Kimsenin şekli şemaline, görüntüsüne kanmayalım. Birisi farklı görüntüsü olur ama Cenab-ı Hak kalpleri değiştirendir. Biz bunları, bak bir örnek vardı, bunu çok uzun olabilir diye vaktinizi almıyorum. İnsanları biz teşvik edelim. Komşumuza bakınız, Ramazan döneminde çok güzel gençlik teşkilatımız projeler yaptı. Nedir? Belki yıllarca Alman veya farklı dinlerdeki komşularımıza pandemi döneminde koronavirüsü devre kapısını çaldık. Yaşlıların kapısını çaldık. Evet. Nasıl size hizmet edebiliriz? Nasıl gıda getirebiliriz diye çok farklı insanların kapısını çalarak tanışmamıza vesile oldu. Evet. Haç ve ümre de böyle bir şey. Siz vesile olursanız insanlar şuurlanır. Bakınız, bir hemen bununla da sözümü toparlayayım isterseniz. Bir kafile, ülkesinin ismi önemli değil, 250 kişilik bir kafileyle yola çıkıyor. İstanbul'da uçak rotar ediyor 6-7 saat. Kafile başkanının yanına bir genç geliyor. Şekli şemaline baktım, beni dövecek gibiydi diyor. Hakaret de etti diyor. Çok ağır hakaretler etmiş kafile başkanına. Allah var diyor, Tahir Bey diyor, yolculuk boyunca ben diyor, ki uçakta da aksine tam yanıma oturdu diyor. İri yarı bir çocuk. Diyor ki ben 2 hafta boyunca bu ümrede bu çocuğu nasıl idare edeceğim? Ters bir çocuk. Tahir Bey diyor, 200-250 kişilik kafileyle biz Kabe'ye girdik. Kafilenin içinde hüngür hüngür ağlayan tek çocuk oldu diyor. Evet. Onun için kimsenin şemaline, görüntüsüne, biçimine bakmayalım. Biz bütün kardeşlerimizi, insanların maneviyatını, insanların ruhunu, insanların hem dünyasını hem ahiretini kurtaracak haç ve ümre ibadetlerine, aynı zamanda da kültür gezilerimize, Türkiye'mizde bakın Hennes Tur'u anlattık, Bosna'yı anlattık. Her türlü imkanlar şu anda olduğu bir dönemdeyiz. Kardeşlerimize vesile olalım. Eğer bir insana vesile olup haç yaptırırsanız hem onun haç sevabını kazanırsınız hem kendinize haç sevabı almış olursunuz. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Program rekorumuzu kırdık. En uzun program oldu Ramazan ayından bu yana. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana ayırdınız. Özellikle bu fırsatı verdiğinizden dolayı Haç ve Ümre Başkanlığı adına sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bildiğim kadarıyla Ekim ayında daha güçlü bir konseptle Avrupa'da ve bütün dünyadaki insanlara hizmet vereceksiniz. Cenab-ı Hak yolunuzu açık etsin. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah razı olsun. Ben tekrar davetimize icabetinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Artık reji bana diyor ki bu kadar da değil yani diyor. Sabaha kadar dedik ama teşekkür ederim. Çok soru vardı. İzleyicilerimizden özür diliyorum ben. Sorularını okuyamadım. İzleyicilerimiz bizi affetsinler. Ekim sonrası artık. İnşallah belki sizi tekrar konuşuruz. Bize özelden de yazabilirler. Web sayfasında internet adresimiz var. Biz bütün sorulara inşallah kardeşlerimize cevap veririz. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, bize ayrılan süreyi aşarak sonuna gelmiş olduk. Programın başında da hatırlattığım gibi bu bizim tatil öncesi son canlı yayınımızdı. İnşallah Ekim ayı itibariyle biraz daha zenginleşmiş farklı bir konseptle yine sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuza ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o maneviyatı bizlere yaşattılar. Allah razı olsun. Rabbim inşallah bizim ayaklarımızı oralardan kesmesin, en kısa zamanda kavuştursun diyelim. Ve bu bağlamda Ekim ayına kadar biz her zamanki duamızı tekrar edelim. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin, evlerimizin adresi olsun. O zamana kadar hoşça kalın, camiada kalın. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır.